Evet değerli izleyenler, bir A Planı programıyla yeniden karşınızdayız. Bu akşam stüdyolarımızda çok özel bir konuğu ağırlıyoruz. Türkiye'nin ilk işitme milletvekili aday adayı Sayın Veysel Gürsoy Çelik'i Kanal 5 stüdyolarında ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, gerçekten bugün bir ilki yaşıyoruz. Kanal 5 ailesi için de çok önemli. Engelli vatandaşlarımıza son yıllarda verilen büyük değerden sonra böyle işitme engelli bir vatandaşımızın aday olması Ankara'mızdan bizlere gurur verdi açıkçası. Ben Veysel Gürsoy Çelik'in özgeçmişi var. Onu okuyarak başlamak istiyorum programıma. İşitme konuşma engelli olan Veysel Gürsoy Çelik 1978 yılında Siirt'te doğdu. Evli ve 3 çocuk babası. Çelik Türkiye çapında işitme konuşma engelliler ile tüm engelliler ve onların ailelerine abi, baba, kardeş ve destekçi olmayı misyon edindi. Eğitim hayatını Ankara'da sürdüren Çelik, Ankara 5 Evler Yapı Meslek Lisesi Yapı İnşaat bölümünden mezun oldu. Eğitimini engellilere faydalı olacak, kamu ve iş dünyasında aktif katılım sağlayacak eğitsel, sportif, mesleki, siyasi sertifika programına katılarak devam ettirdi. İşaret dili eğitmenliği, AK Parti Siyaset Akademisi, KOSGEB girişimcilik eğitimi, futbol antrenörlüğü, Ortiyet üstün hizmet sertifikası bunlardan başlıcalarıdır. İyi derecede işaret dili ve uluslararası işaret dili bilen Çelik, iletişimin gücünü kullanarak milyonlarca engelli kardeşine katma değer oluşturacak uluslararası ve ulusal projelerin yürütücülüğü için adımlar atmıştır. Engelliler ve ailelerinin sesi olmak üzere aktif siyasete katılan Çelik, 2010-2012 yılları arasında AK Parti İl Engelli Kolları Başkan Yardımcılığını yaptı. AK Parti üyesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefleri ve engellilerin lehine geliştirdiği projelerin savunucusu oldu. Engelli milletvekili ve engellilere duyarlı milletvekillerin izinden giderek işbirliği ve gönüllülük esası ile engellilerle hükümet arasında köprü vazifesi oldu. Devlet Demiryolları'nda çalışan Çelik, Çelik Grup Yönetim Kurulu Başkanı olarak profesyonel olarak iş dünyasına da katıldı. Uzun yıllar dernek yöneticiliği yapan ve sivil toplumun sesi olan Çelik, binlerce engelliye mesleki eğitim, iş dünyasına katılım, sosyalleşme, kültürel ve dini değerlerimizin aktarılması konulu proje üretti ve tüm projeleri başarıyla yönetti. İşitme konuşma engelliler için web tabanlı televizyon olan Duymaz TV projesini hazırlayan ve yürüten Çelik, aynı zamanda Türkiye'nin ilk uzun metrajlı sinema filmi olan İmza filminin yapımına da büyük katkı ve emek sarf etti. Türkiye'de milyonlarca işitme konuşma engelli ailesine miladi bir değişimin başlangıcına da vesile oldu. Engellilerin abisi olarak tanınan Çelik, Orta Doğu İşitme Engelliler Dernek Başkanlığını 10 yıl sürdürdü. Halen Ankara Engelliler Federasyonu Başkanlığı, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara İşitme Engelliler Derneği üyeliğini sürdüren Çelik, engellilerin Türkiye'deki gelişim ve değişim çabalarına ortak etmeyi amaç edindi. Engelli olmanın mutlu birey olmaya engel olmadığını düşünen Çelik, engelli kardeşleri ve aileleriyle birlik olarak 2023 Engelsiz Türkiye hedefine ulaşılacağına inanmaktadır. Bu inançla demokratik değerlerimiz, hak ve özgürlüklerimizi engelliler arasında birlik olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha çok sayıda engelli milletvekiliyle sağlanacağına olan inancıyla Türkiye'deki tüm işitme, konuşma, görme, bedensel, zihinsel engelli ve ailelerini mutlu bir gelecek için birlik olmaya çağırmaktadır. Evet, gerçekten Ankara 2. Bölge Milletvekili aday adayı Veysel Gürsoy Çelik aslında tüm engelli gruplarının adayı burada. Sadece işitme engellilerin değil, tüm engelliler adına bir yola çıktı. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyorum bu önemli yolda. Çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ben de kendisinden birkaç işaret diliyle ilgili bir şeyler öğrendim. Bu Türkçe demek. Zaten Sayın Çelik de beni çok duygulandırdı açıkçası. Fotoğrafında da Türkiye'ye yer vermesi bizi son derece mutlu etti. Ve bu da sizi seviyorum demek.
Ben ilk sorumu şöyle sormak istiyorum. Önce işitme engelli vatandaşların karşılaştığı önemli sorunlar nedir? Çelik bunu en iyi yaşayan insanlardan birisidir. Bu konuda neler söyleyecek acaba? Öncelikle işitme engelli bireylerin en büyük sorunu olan EKPSS, biliyorsunuz engelli kamu personel seçme sınavında atanamamaları ve sınavda yaşadıkları eksiklikler, aynı zamanda işitme engellilerin eğitimdeki yetersizlikleri bunlardan en büyük sorunlardan bir tanesi. İşitme engelliler maalesef, çok üzülerek söylüyorum ki, eğitimlerini ileri seviyelere getiremiyorlar. Ve sınavların sonucunda yeterli puanlar alamadıklarından kaynaklı devlet dairesine atanan işitme engelli sayısı çok az seviyede. Onlar da çok üzülüyorlar. Bizler de üzülüyoruz. Biliyorsunuz işitme engelli bireylerin en büyük sorunu olan iletişim sorunu, sınavda tercüman bulundurmamaları gerçekten çok büyük bir eksiklik. EKPSS sürecinde, sınavda en azından soruları tercüme edecek bir işaretli tercüman olması gerçekten çok büyük bir değişim olacağına inanıyorum. Aynı zamanda ÖTV'den işitme engelli bireyler yararlanamıyorlar. Yani kalp ve diyaliz hastalarının bile yararlanmış olduğu ÖTV'den, yani özel tüketim vergisinden işitme engelli bireyler yararlanamıyorlar. Hani biz de engelli diye geçiyoruz ama fakat en önemli şeylerden yararlanamıyoruz. Bunlar gerçekten çok üzücü olaylar. Bizim engelimizin üstüne engel katıyorlar. Bu sebepten dolayı bizler ön ayak olarak onların sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz. Onları gerçekten mutlu bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani ikinci sınıf insan yerine koymak değil de engelsiz, yani işitme engelliyiz evet ama engelsiz birey olarak hayata kazandırmak istiyoruz. Sürekli yanlarında biliyorsunuz bir işaret dili bilen tercüman bulundurmaları gerekiyor. Ama işaret dili yaygınlaştırılırsa bu gibi bir sorunumuz kalmayacak. Son zamanlarda evet işaret dili gerçekten rövanştı ama daha da ileriye taşınması için gerekli destekleri bekliyoruz. Biz de bunun için elimizden geleni yapacağız. Engelli için biliyorsunuz görme engellilerin, bedensel engellilerin daha çok artıları var. Biz işitme engellilerin sürekli eksileri var. Biz bu eksikliklere pozitifler katmak istiyoruz. Kanunlar, yasalar var evet ama yürürlüğe girmedi henüz. Artık hani biz sessizliğin sesi olmak istiyoruz. Biliyorsunuz sesimizi çıkartamıyoruz. Değerli büyüklerimizin yardımlarıyla sesimizi duyurmak istiyoruz. İşitme engelli bireyler biliyorsunuz kendilerini konuşarak, tamam bir işitme engelli tercümanı tarafından kendileri ifade edebiliyorlar fakat kendilerini istedikleri gibi pek ifade edemediklerinden kaynaklı çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Bunlarla alakalı çözümleri bulmak istiyoruz. Gerçekten çok çok üzücü bir durum. Bunun için ben ayağa kalktım, kollarımı sıvadım ve bunlar için gerekli yolları açmak için çalışacağım. Partimiz buna çok öncelik verdi, çok büyük değişimler yaptılar. Bizler de onlarla beraber birlik olarak el ele vererek daha iyi yerlere gelmeyi sağlayacağız. Bütün engelliler bizim için aynı. Çünkü biz engelli kelimesinde toplanıyoruz biliyorsunuz. Bir engelli kelimesiyle işine işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli ve zihinsel engelliyi barındırıyorlar. Tam eksiksiz bir engelsiz Türkiye yapmak istiyoruz. Yurt dışında çok güzel engellilere, işitme engellilere çok güzel olanaklar sağlıyorlar. Fakat biz burada bize onlar sağlanamıyorlar. Bizler de Türkiye'de neden profesör, mimar, hukukçu olmasın işitme engelli bireylerde? Türkiye'de daha bunun gerek okul öncesi eğitiminde gerek lise ve üniversite hayatında bile tamamlayamamışken bunları olmaması gerçekten çok üzücü bir durum diyor Veysel Bey. Evet, hakikaten Türkiye'de engel gruplarına son yıllarda çok büyük önem verildi ama tabii çok yeterli değil. Çünkü Türkiye'de engelli sayısı
çok fazla değerli izleyenler. Yani yaklaşık Türkiye'de 10 milyon civarında çeşitli nedenlerden dolayı engeli olan insanların varlığı söyleniyor. Bunların 2 milyon kadarı da işitme engelli vatandaşlarımız. Tabii onların sessiz dünyasına misafir olamadığımız için ne düşünüyorlar, nasıl yaşıyorlar çok fazla bilmiyoruz. Ben de bu dünyayı Sayın Çelik'le birazcık tanıma fırsatım oldu. Onların eğitimde, sağlıkta, iş dünyasında maalesef ki çok engelli gruplar içerisindeki en kötü durumda olduğunu gördüm. Kendilerini ifade edemedikleri için maalesef ekonomik özgürlüklerine sahip değiller. Devlet de bu anlamda işitme engellileri, engellileri kucaklamışlar ama sanki işitme engelliler biraz dışarıda kalmış. İşte Veysel Bey, gördüğüm kadarıyla bunu önlemek için milletvekilliğine yola çıktı. İnşallah başarılı olur. İnşallah çıktığı siyasi parti olan AK Parti bunu çok iyi değerlendirir. 2 milyon civarında işitme engellinin sesinin mecliste muhakkak ki olması gerekiyor. Ben de burada çevirmen arkadaşımız çeviri yaparken not aldım. KPSS'de işe girmek istiyorlar ama maalesef ki işaret dilini bilen orada insanlar yok. Ondan dolayı çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Birçok hak tanınmış engellilere ama işitme engelliler işte araç kullanabiliyorlar mesela. Ben Veysel Bey'den duydum. Ama ÖTV yok. Yani o kadar yaşanan haksızlık ya da eksikler var ki inşallah bunlar Türkiye'miz adına bu ayıba engel oluruz bu defa parlamentoda Veysel Gürsoy Çelik'i görerek. Peki Beyza Hanım, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı kuruldu biliyorsunuz, daha önce işte kadın ve aileydi, çocuk esirgemeydi, engeller gibi farklı kurumlar, kuruluşlar tek çatı altında birleştirildi Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı. Bu anlamda engellilere yönelik Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın çalışmalarını yeterli buluyor mu? Bu konuda bakanlık yeterli midir? Neler düşünüyor Veysel Bey? Tabii ki de her şeyde olumlu eksiklikler gibi bunlar da elbette ki var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmadan, onun himayesine girmeden önce tabii ki de daha büyük eksiklikler vardı. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı bunu bünyesinde barındırarak tabii ki çok büyük eksikliklere ön ayak oldu. Bunlar gerçekten çok gurur verici. Tabii ki de birazcık eksiklikler var. Bu eksiklikler ne? İşaret dili tercümanları kazandı, sınava girdiler, alımlar yapıldı. Bunlar için çok teşekkür ediyoruz. Bakanımıza buradan selamlarımı iletiyorum diyor Veysel Bey. Ama artı ekstra olarak daha alımlar daha fazlalaştırılması gerekiyor. Çünkü gerçekten Türkiye'de işitme engelli tercümanlarına çok büyük ihtiyaç var. Yani gerek kamu kuruluşlarında olsun, gerek örnek verilmesi gerekirse noterler, hastaneler, adliyeler, karakollar vesaire, bunlar gibi yerlerde çok büyük eksiklikler var. Bunları tamamlamak için biz dernekler, federasyon olarak gerekli yazıları, çalışmaları yapıyoruz ama daha da dikkate alınması gerekli diye düşünüyorum. Kimsesiz işitme engelli arkadaşlarımız var. Kadın, çocuk, şiddete maruz kalan işitme engelli kadınlarımız var. Tabii normal bireylerde yaşanan sıkıntılar gibi işitme engellerin de var. Yani bizler sessiziz diye sıkıntımız yok değil. Bizler de çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz normal bireyler gibi. Bakanlıkların gerekli gördüğü uygun kişiler bence il il dolaşıp bunları, eksiklikleri gerçekten paylaşmaları, bir istişare halinde bir hasbihalde bulunarak işitme engelli toplumlarıyla bunları çözmelerini istiyoruz. Çoğu kişiler aileleriyle problem yaşıyorlar, işitme engelli bireyler. Bunların eğitimlerini vermek gerekiyor. Bu sistemde bir çatı altında toplanılması gerekiyor. Yani ebeveyn ve çocuk ilişkileri, anne çocuk ilişkileri, anne baba çocuk ilişkileri, gerçekten bunlar çok büyük. Yani verilen dilekçeler, verilen şikayetler masa altına değil de gerçekten gündeme getirilecek ve çözümü bulunabilecek şeyler. Bizlerin yani tabii ki de eski gibi değil. Şimdi çok çok tercüman alımları var. Ama ilk yeni bir adımımızı attık. İnşallah daha da büyük adımlar atacağız. Bakanlığımız sağ olsun bu konuda çok çok yardımcı oldu bizlere.
Ama bizler daha da çok işaret dili tercümanlarının alımı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onlardan da destek bekliyoruz. Bize çok büyük destekleri oldu zaten bakanlığımızın. Bu konuda onları göz ardı edemeyiz tabii ki desteklerini. Evet, aynı zamanda bakan danışmanı olarak bir işitme engelli, yani işaret dili bilen danışmanlar yanında bulundurması gerekiyor. Bir de biliyorsunuz bakan danışmanımız, müşavirimiz görme engelli. Aynı zamanda bir işitme engelli de belki olabilir. Neden olmasın? Çünkü işitme engelli bireyler toplumun sesini daha iyi duyurabilirler. Ya da işaret dili bilen bireyler daha iyi seslerini duyurabilirler. Bu çözümler, tabii bunlar çözümler. Bu yollardan gidilirse eğer elbette ki çok büyük başarılara ulaşılacaktır. Yani eğer özet geçmek gerekiyorsa %50 tamamlanmış güzel projeler var. %50 daha eklenerek bunu %100'e tamamlamak istiyoruz. Evet. Ben de bu arada siz tabii notlar aldım. Hakikaten şöyle bir tercüman sınavı yapıldı Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda ama 100 kişi alınacaktı tahmin ediyorum. 20 kişi civarında bir şey alındı. Rakamlarda tabii hata yapıyor olabilirim. Gerçekten Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızın daha fazla tercüman alması gerekiyor. Noter, avukat, doktor, mimar, öğretmen, bankalar, belediyeler, valilikler ve il müdürlüklerinin en azından birer tane işitme engeli olan vatandaşı aldıkları takdirde Türkiye'de yaşayan sayıları 2 milyonu bulan işitme engeli vatandaşlarımız da çok daha hızlı hizmet gidecek, çok doğru hizmet gidecek. Biraz önce Veysel Bey'in CV'sini okurken Türkiye'nin ilk uzun metrajlı işitme engelli filmi olan İmza filminden bahsettim. O filmle ilgili biraz fikir sahibiyim, biraz da izleme şansına sahip oldum. Yeterli eğitim alamayan bir vatandaşımızın attığı bir imza sonucu başına gelenlerle ilgili yaşadığı trajikomik bir konuyu anlatıyordu film. İnşallah Veysel Bey milletvekili olarak meclise gittiğinde onun sessizliği de çekilir. Bütün vatandaşlarımızın gerçekten izlemesi gereken bir film. Bilmiyor. Vatandaşımız bir imza atıyor ve ondan sonra neler geliyor başına, neler imza filmi. Öyle bir filmdi. İşte burada da yani dediğim gibi işte bankalar olsun, valilikler olsun, noter olsun. Buralarda eğer işaret dili bilen ya da işitme engelli vatandaşlar istihdam edilse hem hukuksal hem de ailevi ve sosyal olayların önüne geçilir. Bu anlamda çok önemli. Devlet belirli oranda mahkum alımına ve engelli alımına müsaade ediyor. Dönem dönem alım yapıyorlar. Ama tabii engel grubu dediğimiz zaman işte genelde insanlar hani bedensel engelleri gördüğümüz zaman vicdanımız kabarıyor. İşte ne bileyim görme engelli gördüğümüz zaman vicdanımız kabarıyor. Kabarması da lazım. Ama işitme engelli bir vatandaşı gördüğünüz zaman onun bir engelli olduğunu çoğu zaman fark etmiyoruz bile. Çünkü onlar sapasağlamlar. Hiçbir görünürde kusurları yok. Ama maalesef ki duymuyorlar ve konuşamıyorlar. İşte onu toplumda o kadar az insan fark edebiliyor ki ben de Veysel Bey'le ilk tanıştığımda engelli olduğunu düşünemezdim. Baktığınızda gayet işte karizmatik, yakışıklı, sıradan bir insan. Ama sonra duymadığını ve konuşamadığını öğrenince içimi müthiş bir hüzün kaplamıştı. Bu anlamda belki bakanlığımızın şunu önerebilir. Engelli alımlarında işitme engellilerle ilgili bir kota koyabilir. Yani şu kadarı en azından işitme engelli gibi bir şey olabilir. Ve şu ana kadar benim bildiğim iki tane de parlamentoda milletvekilimiz oldu. Birisi Lokman Ayva, görme engellileri temsilen mecliste milletvekilliği yaptı. Bir de Veysel Gürsoy Bey bedensel engelli olarak zannedersem 3 dönemdir de İstanbul milletvekili olarak görev yaptı. Türkiye'de sayıları 2 milyon olan işitme engellilerin daha henüz maalesef ki hiç milletvekili olmadı. İnşallah bu bir ilk olur diye düşünüyorum. Peki Beyza Hanım, en önemli herhalde sorun yaşadığınız yerin başı eğitimdir. Eğitim ayrıyeten soracağım. İkincisi de sağlıktır. Sağlık hizmeti alırken kendinizi nasıl ifade ediyorsunuz? O çok benim de ilgimi çekiyor açıkçası.
Şöyle ki hastaneye gittiğimizde biliyorsunuz biraz önce de gerçekten çok üstüne değindim. Belki defalarca söyledim ama işaret dili tercümanları bulundurması. Yani aynı şekilde mesela örnek vermek gerekirse ben işitme engelli federasyon başkanıyım. Cümle kurmakta, konuşmakta zorluk çekiyorum. Benim yanımda danışmanımın, tercümanımın işaret dili bilmesi gerçekten benim için çok önemli. Ben buna çok dikkat ediyorum. Özellikle KODA, KODA'nın açılımı işitme engelli anne babanın konuşabilen ve duyabilen bireylerine, çocuklarına KODA deniliyor. Valiliklerin bağlantılı olduğu dernekler, zaten kamusallaştırılmış derneklerimiz var. Daha da bu çoğalırsa eğer çok iyi olacaktır. Mesela hastaneye gittiğimizde bir şey soruyoruz. Söylüyorum mesela en hasta mesela gişeden gireceğiz ve hani bölümümüz için sıra alacağız. İşaret diliyle bir şeyler yapıyorum. Anlamıyorum seni diye sert çıkıyorlar. Hani ne söylüyorsun? Hani konuşsana der gibi. Ama ben kendimi ifade edemiyorum. Zaten kendimi ifade etsem, konuşabilsem ben de konuşmak isterim. Neden zorluk çıkartmak isteyeyim ama bizler bunları yapamıyoruz. Onun için gerçekten işaret dili tercümanlarının bulundurulması gerekiyor. Her anlamda sağlık alanında gerçekten çok önemli. En başı sağlık, eğitim ama ondan sonraki süreçlerde işaret dili tercümanlarının bulundurulması gerekiyor. En azından işaret dili tercümanlarının şu dönemlerde olmaması durumunda yardımcı olan arkadaşların sert bir tavırla değil, daha yumuşak başlı bir tavırla davranmaları bizleri daha mutlu edecektir. Yani üniversitelerde, okullarda biliyorsunuz üniversiteler yok. İşitme engelleri yönelik üniversiteler zaten yok. Okullar var ama işitme engelli öğretmenleri işaret diliyle eğitim vermemekte. İşitme engelli ve konuşma engelli bireyleri konuşmaya zorlayarak eğitim vermeye çalışıyorlar. Bizler bunu başaramıyoruz. Tahtaya yazıp geçiyorlar, konuşup geçiyorlar. Sorduklarında anlasaydın, baksaydın ya da tekrardan anlatamam der gibi ya da konuşmaya öğrenmesin der gibi yaklaşımlar birazcık bizleri zor durumda bırakıyor. Tam tersine eğer empati kurmak gerekirse normal konuşan bireylerin olduğu bir sınıfta işitme engelli bir öğretmenin işaret diliyle ders anlatması gibi bir şey oluyor bu. Bu mümkün olmayacağını sizler de biliyorsunuz. Aslında bizim bulunduğumuz durum da mümkün olunmayacak bir durum ama maalesef içlerinde duruyoruz. Yani noterlerde en önemlisi biliyorsunuz noter önemli. İşaret dili bilmeyen tercümanlar olmadığı için ya da eğitim seviyelerinin çok düşük olmasından kaynaklı yanlış imzaların atılması. Biraz önce de filmden bahsettiğim gibi aslında gerçek hayatın kesiti olan filmdir imza filmi. Yani bunlar gerçekten çok önemli sıkıntılar. Yani hastaneye giderken randevu almakta biliyorsunuz artık telefon hattından randevu evet. alınıyor. Ama biz bunu yapamıyoruz. Gittiğimizde hastanenin içerisinden randevu aldığımızda hayır telefon alacaksınız dediğimizde ama biz konuşamıyoruz, duyamıyoruz dediğimizde yapabileceğimiz bir şey yok diyorlar. Bunun için işitme engelli için bir servisin yapılması gerekiyor. Bunu Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı aslında bir proje haline getirdi fakat yürürlüğe girmedi. Yürürlüğe girmesi için masaya yatırılması gerekiyor. Aynı zamanda ekstra işitme engelli biliyorsunuz cihaz kullanıyorlar. Cihazların alımları konusunda kolaylaştırılmış çözümlerin sunulması gerekiyor. Partimizin de dediği gibi hedefimiz 2023 ama biliyorsunuz 2023'e gitmek için bazı eksiklikleri aşmamız gerekiyor. Bu eksiklikleri aşmadığımız sürece 2023'e gitmemiz bizleri sevindirmeyecek, aksine üzecektir. 2015 yılında Türkiye'de önemli bir organizasyon olacak Milli Federasyon tarafından düzenlenen. Burada neden çok güzel bir organizasyon yapılmasın ki? Bence çok güzel organizasyon yapıp bütün dünyadaki engellere ses getirilecek bir organizasyon olabilir. Çünkü bu zamana kadar yapılan organizasyonlarda çok ciddi anlamda eksiklikler vardı ve ses getirmiyordu. Yani bizim olimpiyat yapmamız, organizasyon yapmamızdan kimse duymuyordu ve bilmiyordu. Bunların gerçekten masaya yatırılması gerektiğini düşünüyorum. Ama işitme engelli bireylerin hiçbir zaman
ikinci sınıf insan yerine koymasını istemiyorum. Aynı zamanda engellilerin de öyle. Evet. Gerçekten ben siz konuşurken not aldım. İşte işitme engelliler niye bir yere gelemiyorlar? Bir kere üniversite yok. İşitme engellilerin gidebileceği bir üniversite yok. İşte Türkiye'nin hemen hemen her iline bir üniversite yapıldı. Ama bir tanecik koskoca Türkiye, 77 milyon insanın yaşadığı Türkiye'de bir tanecik üniversite yapılabilir sırf bu insanlarımız için. Gerçekten çok büyük bir ihtiyaç. İkincisi, tabii bunun için dil bilen akademisyen de yetiştirmeniz gerekiyor. Belki çocuğu işitme engelli doğan akademisyenler bu dili ancak biliyorlardır. Diğer bir konu, şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Beyza Hanım dedi ki, işaret dili bilmeyen insanlar eğitim verdiler dedi. Yani ben şok geçirdim burada. Üçüncüsü de işitme cihazı. Zaten sadece bu insanlar kullanabiliyorlar. Birçok şey için ÖTV kullanılabiliyor. Belki bu cihazlar için de bir ÖTV kullandırılabilir. Evet efendim, kısa bir reklam arasından sonra Aplan programımız devam edecek. Evet değerli izleyenler, A Planı programımız devam ediyor kaldığı yerden. Bu arada yönetmen arkadaşımız kilitlendiğini söyledi. O kadar çok mesaj geliyor ki Türkiye'nin dört bir yanından. Hakikaten bugün bir ilki yaşıyoruz. Türkiye'nin ilk işitme milletvekili aday adayı Sayın Veysel Gürsoy Çelik'le bir canlı yayın yapıyoruz şu an. Bu da bir ilk oldu televizyonumuz için ve Türkiye için. Evet Beyza Hanım, biraz önce bahsettim ama yeniden değerli vatandaşlarımıza hatırlatmak istiyorum. Çünkü bunun tekrar vurgulanmasını istediler. İşitme engeller için Türkiye'de bir üniversitemiz yok maalesef. Bu çok büyük bir eksiklik. Muhakkak ki Türkiye bunu yapmalı. Buralarda ders verecek gerekli akademisyenlerin yetişmesi için de bir altyapının oluşturulması gerekiyor. Ve yine eğitim için önemli bir eksiklik. İşitme engeller için ayrı bir sınıf yok. Yani bu o kadar anlaşılamaz bir durum ki ben inanıyorum ki çok duyarlı olan Sayın Milli Eğitim Bakanımız Nabi Avcı'nın bu programdan sonra bu konuyla ilgili bir çalışma yapacağına canı yürekten inanıyorum. Kendisini de çok değer verdiğimiz bir bakanımız. Çok da hassas bu konuda. Çünkü bu insanlar duymuyor ve işitemiyorlar ve öğretmenimiz ders anlatıyor. Bunların nasıl anlamasını bekliyoruz? Ben hayretler içerisinde kaldım. Gerçekten çok üzücü bir durum. Diğer merak ettiğim bir konu da Beyza Hanım, maneviyat boyutunda işitme engelliler ne yapıyorlar? Yani din görevlilerimiz de bu dili bilmiyorlar. Ben inanıyorum ki çok gerçekten inançlı bir toplum. Veysel Bey'den biliyorum. Bunu da buradan açıklıyorum. Veysel Bey namazına da giden de bir insan. Ama nasıl yapıyor? Nasıl bir eğitim alıyor? Nasıl dua ediyor? Yani bunlarla ilgili nasıl bilgi sahibi olabiliyor? Mesela işte Çanakkale'nin 100. yılını kutlayacağız bu yıl. Çanakkale ile ilgili ne düşünüyor? Bunları öğrenebilir miyiz? Şöyle ki işitme engellerde eğitim seviyesinin alt seviyede olmasının gibi maneviyatın da çok alt seviyede olduğu bir dönemdeyiz. Yani sürekli bir artık normal insanların sürekli ağzına yapışmış olan günah kelimesi. Ya günah, onu yapma, onu yaparsan günah, bunu yapma. Ama günah ne demek, neden günah? Bunu bilmiyoruz mesela. Bize bunu öğretmiyorlar. Eğitimde zaten eğitimde bunu alamadığımız gibi maneviyatta hiç alamıyoruz. Çoğu işitme engelli arkadaşlarımız tamam günah kelimesini yüzeysel biliyorlar ama derinliğine inanmıyorlar. Yani sen engellisin, Allah seni affeder, Allah senin dualarını kabul eder gibi kelimeler, cümleler diyoruz. Bunlar olmaz. Elbette ki engellilerin Allah katında yeri daha büyük olabilir ama bizlerin de dikkat etmesi gereken konular var. Hani biz bize torpilli muamelesi yapılıyor ama aslında böyle olmaması gerekiyor. Maneviyat eğitimi biliyorsunuz çok önemli. Bizim ülkemiz için de yaşamış olduğumuz din gereği de. Yani günah kelimesinin derinine inmek gibi yani işitme engelleri günah kelimesinin ciddi gerçek bir manasını anlattığında gerçekten günahı anlayacaklardır ve gerçekten yapmayacaklardır. Hani lafta kalıyor. Çok basit örneğini vermek gerekirse
abdest almasını bilmeyen, gusül abdesti almasını bilmeyen işitme engelli arkadaşlarımız var. Onlar elbette ki öğrenmek istiyorlar. Biz bunları gördükçe çok çok üzülüyoruz. Yani biz elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz ama çok yetersiz kalıyoruz bu anlamda. Gücümüzü yettiremiyoruz. Ne kadar tabii gücümüzü kullanabiliriz. Türkiye gibi bir ülkede, çok büyük ülkede ve çok engelli sayısının olduğu bir ülkede. Yani işitme engelliler de Kur'an öğrenebilir, maneviyatları yüksek olabilir, bu bağlamda eğitim alabilirler. Ama bunlar maalesef olmuyor. Şimdi şöyle söylemek gerekirse, mesela görme engelli bir arkadaşımla karşılaşıyoruz. Mesela camiye nasıl gireceğini bilemiyor, yardımcı kimse yok arkasında. Bu sadece ben işitme engelliyim diye değil, işitme engelliler camiasına değil, bütün camia için düşünüyorum. Yani bir cami olmalı, bu cami engelsiz olmalı. Yani camiye giderken görme engelli yönlendirilebilen, gerek sesli projelerin yapılacağı değişiklikler, işitme engelliler için işaret diliyle vaaz olabilir, namaz kıldırmak için aynı şekilde imamlarımız işaret dilini öğrenebilirler. Biz bunu Diyanet'e sunmak istiyoruz. Çeşitli planlarımız, çok büyük projelerimiz var bunlarla ilgili. 2023'e dediğimiz gibi engelsiz gideceğiz. Muhteşem bir şekilde hazırlanıyoruz bunlar için. Fakat değerli büyüklerimizden de yardımlarımız istiyoruz, yardımları bekliyoruz. Yani çok özür dileyerek söylüyorum ama engelli bireyleri hayvan yerine koymamanızı istiyoruz. Çünkü ciddi anlamda çok o kadar sıkıntılar yaşıyoruz ki, ahlak eğitimi, maneviyat eğitimi, yani inanç, bunlar çok önemli şeyler. Yani saygı, mesela biliyorsunuz bizim en önemli sözlerimizden bir tane, cennet annelerimizin ayakları altında dediğimizde, o nasıl saçmalık diyor işitme engelleri, ya nasıl yani, nasıl ayakları altında olabiliyor? Yani bizlerin eğitimin vermiş olduğu eksiklikten kaynaklı bunu idrak edemiyoruz, anlayamıyoruz, derinine inmek istiyoruz. Türkiye'de buna ciddi anlamda güzel projeler kazandırmak istiyoruz. Hedeflerimiz, planlarımız bu yönde. İnşallah artık işitme engelliler de eğitim, maneviyat eğitimi, ahlak eğitiminde geri planda kalmayacaklar. İnşallah, gerçekten önemli bir konu maneviyat boyutu. Bu noktada işte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ciddi bir tedbir alması gerekiyor ama bu tedbiri tabii ki bir işitme engellinin söylemesi gerekiyor ya da bir görme engellinin ifade etmesi gerekiyor. Aksi takdirde parlamentodaki hiçbir milletvekili görme engelli olmadığı için ya da işitme engelli olmadığı için bu dünyanın dilini doğal olarak bilemiyor. Bununla ilgili yasa ve kanun tekliflerini de doğal olarak verilemiyor. İşte bu anlamda bir pozitif ayrımcılık yapılarak Türkiye'de 2 milyon insanı temsil etmesi adına bir işitme engellinin milletvekili olması gerekiyor ki bu sorunları gerek Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda, gerekse Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ve birçok kurumda dile getirebilsin. Bunlarla ilgili yasa, önerge, teklifleri verebilsin. Ümit ediyorum ki bunlar dikkate alınır. Mesela Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ben de gittim. Yaşlı ve Engelliler Genel Müdürlüğü var. Bir tane işitme engelli daire başkanı yok. Bu insanlar dertlerini işten duyan insanlara anlatmaya çalışıyorlar. Nasıl anlatacaklar? Herkesin yanında tercüman da olmuyor. Ben şimdi onu da soracağım Beyza Hanım'a. Yani bir vatandaşlarımız zaten çok büyük ekonomik sıkıntı çekiyorlar. Gerçekten çok aşağıda bir gelir seviyesine sahipler. İşitemedikleri için, duyamadıkları için çalışamıyorlar. Bu insanlar her daim doktora giderken, bir yere giderken yanlarında tercümanı nereden bulsunlar? Yani öyle kötü bir hayat yaşıyorlar ki, ümit ediyorum bunların düzeltilmesi için bir şeyler yapılabilir. 2023 hedeflerinde bana göre bunlarla da ilgili sosyal politikaların üretilmesi gerekiyor. Ve hemen şunu da sormak istiyorum Beyza Hanım. Veysel Bey neden siyasete giriyor ve neden AK Parti'yi seçti efendim? Şöyle
söyleyelim. 2002 senesinde siyasette aktif değildim. Babam, rahmetli babam, daha önceki senelerde çok siyasette iş yaptı, milletvekili adayı oldu. Sürekli ben onu ön planla görüyordum. Sürekli siyasette görüyordum. Anlamıyordum, anlam veremiyordum. Çok siyasete karşı farklı bir hastalığı vardı. Yani çok seviyordu. Merak ettim. Babamla beraber davetlerde bulundum. 2002 yılında da AK Parti gündeme geldiğinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o kadar çok kalbim ısındı ki biz biliyorsunuz bizlerin hissi çok kuvvetli olduğu için hemen hissedebiliyorum. O kadar sanki dedim ki evet dedim artık biz dedim karanlıktan çıkacağız. Cumhurbaşkanımız da geldi. Artık biz bütün karanlıkları aşacağız, aydınlığa ulaşacağız dedim. Onu gördüğüm andan itibaren zaten de babamın geçmişten olan siyasete olan tutkunluğunda bir özenme oldu. Merak uyandırdı. Ben de siyasete atılmak istedim. Bu partiyi de AK Parti'yi çok kendime yakın hissettim. Her bağlamda. Biliyorsunuz ki ufak ufak problemleri biliyorduk. Yani hükümetimiz çok ufak ufak problemler olarak biliyordu aslında engellilerin ama büyük bu AK Parti bu bağlamda aslında engellilerin birçok problemi olduğunu fark etti. Ve bu zamana kadar verdiğimiz projelerde, istihdamlarda hiçbir zaman ikiletme olmadı. Her zaman biz önem arz ettik onun için. Bu bağlamda bu beni çok sevindiriyor. Bu AK Parti'nin bizlere vermiş olduğu değeri gösteriyor. Bu değer doğrultusunda da benim AK Parti'yi seçmemem zaten olmaz. Böyle bir ihtimal zaten vermiyorum. Başbakanımızdan, Cumhurbaşbakanımızdan Allah razı olsun. Onların çalışmalarını hiç unutmayacağım. Onların bize verdikleri değerleri, verdikleri destekleri hiçbir zaman hiç unutmayacağım. Aynı zamanda milletvekilimiz Sülay Selamoğlu'yla ilk tanıştığımız günden beri çok sıcak, samimi bir dostluğumuz var. İşaretliğine olan merakı ve ilgisi beni çok çok sevindiriyor. Tülay Hanım'ın da işaret dili öğrenmesi, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde başbakanımızın işaret dili üzerine eğitim alması beni gerçekten, beni ve işitme engelliler camiasını çok büyük seviyede duygulandırıyor, çok sevindiriyor bizleri. İnşallah daha da güzel projeler, daha da güzel işler yapacağız. İnşallah. Kısaca bir rüyamı anlatmak istiyorum sizlere diyor Veysel Bey. Geçenlerde rüyamda gördüm. Tabii bu gerçekten çok duygusal anlar yaşadım bu rüyada. Rüyamda gördüğüm şey Cumhurbaşkanımızın annesi Tenzile Hanım'ı gördüm. Tenzile Hanım bana dedi ki git ve oğlumla görüş dedi. Fakat ben dedim ki ama ben görüşemem. Hani benim öyle bir gücüm yok. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'na ulaşmak çok zor. Hayır ben sana söylüyorum Veysel sen git ve onunla görüşebilirsin dedi. Uyandığımda çok bir şaşkınlık yaşadım. Rüyamı devamı şöyle. Sakın korkma Veysel. Hani hiçbir şey sana engel olmasın. Git görüş sürekli dedi. Ben seni koruyacağım. Ben senin arkandayım dedi. Bunu ve bu rüyayı birkaç kez görmemin üzerine AK Parti'ye olan tutkum ve sevdam gerçekten gitgide çoğaldı. Yani AK Parti benim ve İşitme Engelliler Camiası'nda çok büyük yer kazandırdı. Çok büyük, gönlümüzde çok büyük bir yeri var. Partinin vermiş olduğu destekler bizler için çok önemli ve çok sevindiriyor, çok duygulandırıyor. Ben siyasete AK Parti ile atıldım. AK Parti'nin yeri onun için bende başka, AK Parti benim için büyük bir tutku diyor Veysel Bey. Evet, çok güzel. Allah kabul eder inşallah rüyasını Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşme imkanı da olur. İnşallah bu programdan sonra da Veysel Bey'i davet ederler köşke. Peki Beyza Hanım, Veysel Bey Çelik Grup olarak engellilere yönelik bir konut projesi yürütüyor. Bunun da önemli isimlerinden bir tanesi.
Proje nasıl başladı? Proje nasıl gidiyor? Sadece işitme engelliler mi bu projeden faydalanabiliyor? Çünkü ben biliyorum ki gerek sosyal hayatlarında, gerek ekonomik hayatlarında Türkiye'de engelliler yani o yoksulluk sınırlarının çok 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 altında bir hayat sürdürüyorlar. Bu anlamda onlara konut sahibi olması ile ilgili bu proje nasıl gidiyor? Biz ilk başta ticarete adımımızı Aşıklar Grup Anonim Şirketi'yle atıldık. Aşıklar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İrfan Aşıkoğlu'na buradan selamlarımı gönderiyorum. Kendisi de aynı zamanda KODA'dır. Annesi babası işitme engelli olduğundan kaynaklı. Bu zamana kadar olan süreçteki problemlerin ona vermiş olduğu sıkıntıların bir çözümüdür aslında ticarete atılmasının sebebi ve bizlere ticarete kazandırmasının sebebi. Bizlere bu bağlamda çok ön ayak oldu kendisi. Yani benim annem babam işitme engelli demiş İrfan Bey. Nasıl acaba bu problemleri, bu engelleri aşabiliriz? Benim annem babam işitme engelli ama bütün engellilerin yaşadığı sıkıntılar hemen hemen aynı. Nasıl yapabiliriz? Yani bu bağlamda iş adamlarımızın bu zamana kadar yapmış olduğu çalışmalar yoktu. Çünkü bilemiyor olabilirler. Çünkü insan kendi hayatında görmeyince nasıl bir sıkıntı yaşadığını bilemiyorlar. Çeşitli konut projeleri yaptı. Biliyorsunuz faizsiz peşinatsız konut yaptı. Bu sadece engellilere yönelik değil, normal bireylere yönelik de bir proje. Çok ciddi projelere imza attılar. Bizlerin de Çelik gruba kazandıran Aşıklar Grup Anonim Şirketi'dir. İrfan Aşıkoğlu'dur. Ona da buradan kendisine çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizim Çelik peki hani şunu sorabilirler. Aşıklar Grup var. Bununla ticaret atmışsınız. Neden Çelik Grup? Şimdi şöyle. Biliyorsunuz işitme engellilerle, normal engellilerle ticaret yapmak normalin biraz daha üstünde zor seviyeye getiriliyor. Bunun için biz daha fazla hani sıkıntı çıkmadan, problem çıkmadan ve kendimizi geliştirmek için Çelik Grup adı altında bir ticaret kurduk. Buna ticarete atıldık. İşitme engelliler ilk defa buraya ticaret atıldı ve bu ticaretten yararlanabildi. Biz sadece burada işitme engellileri değil, bütün engellilere hizmet vermekteyiz. Yani birbirimize destek oluyoruz, birbirimize sırt sırta veriyoruz, engelli arkadaşlarımızla beraber çeşitli projeler yapıyoruz, projelere katılıyoruz, konut sahibi yapıyoruz onları. Onlarla beraber aynı zamanda engelli iş adamları çıkıyor ortaya, Veysel Bey gibi engelli iş adamları. Aynı zamanda belki benim gibi birçok engelli iş adamı olacaklar. Sadece hani hep ikinci sınıf insan yeri değil de bizler de normal bireyler gibi ticaret yapabilir. Bizler de çok çeşitli projeler yapabiliriz. Bunun için bu yolda bize açmamızı sağladı Aşıklar Grup Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Aşıkoğlu. Bu zaten bu Çelik Grup öncelikle zaten inşaat, gayrimenkul üzerine olan bir ticari kurum. Burada en önemlisi işitme engelleri ve engellere uygun konutlar yapmak. Yani Çankaya Oran taraflarında ciddi arsalarımız var ve bu arsalarda arsaların üzerine yapılacak çok güzel engellilerin hayatlarını sürdürebilecekleri konutlar yapabilmek. Yani işte örnek vermek gerekirse ışıklı alarm sistemleri vesaire gibi ve artık konut sahibi olacak bir sürü engelli bireyler göreceğiz hayatta diyor Veysel Bey. Evet. Gerçekten çok önemli. Vatandaşların, hele de engelli vatandaşların böyle konut sahibi olmaları gerçekten çok güzel. İnşallah iş hayatında da önleri açılır. Çünkü dediğim gibi Türkiye'de 10 milyon civarında engelli vatandaşlarımız var. Yaklaşık bunun 2 milyonu. Hatta 2 milyonu biraz zannedersem geçen bir işitme engelli sayısı sahip. Bu insanların da istihdam edilmesi, çalışması, evlerine ekmek götürmeleri gerekiyor. Bu anlamda bu tip projeler, bu tip çalışmalarla beraber inşallah onlar da hem çalışma hayatına hem de iş dünyasına kazandırırlar.
Efendim işitme engellilerin tek toplanma yeri biliyoruz ki dernekler ve spor kulüpleri. Yani birbirleriyle tanışabilmeleri, iletişim kurmaları, bilgi ve birikimlerini paylaşabilecekleri tek yer bu tip dernekler ve spor kulüpleri. Tabii bunların yaşaması için işte kira ödeniyor, elektrik ödeniyor. Yani birçok şey var. Bu insanlar zaten ekonomik anlamda çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Bu anlamda biraz sıkıntılardan bahsedebilir misiniz? Bu konuda neler yapılıyor? Öncelikle federasyondan konuya gireceğim. Federasyonumuz var, evet. Federasyonlarımız var, derneklerimiz var. Yani dernekler şöyle, yani zaten 100'ü aşkın dernek var Türkiye'de. Bunun 7 tanesi kamusallaştırılmış dernekler, yani devletle bağlantılı olan dernekler. Aynı zamanda federasyonumuz var, 2 tane kamuyla bağlantılı. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, aynı zamanda Türkiye Milli Federasyonu, İşitme Engelliler Milli Federasyonu. Bu bağlamda biz kurumsallaşsak da, kamusallaşsak da iletişimde gene sıkıntı yaşıyoruz. Yani devletle bağlantılı olmak bir yandan sıkıntılarımızı gidermek için yanlarımızda bizim biliyorsunuz en değerli, en önem verdiğimiz kişiler, işaret dili tercümanları. Bunları yanımızda bulundurarak sohbetleri, ziyaretlere gidiyoruz. Fakat hani neticeler şöyle. Kendimizi iyi ifade edemiyoruz. Yani anlatamıyoruz. İşitme engellilerinde sizlerin de biraz önce dediği gibi sadece ortak toplandıkları yerler sadece dernekler. Yani nasıl söylesem, federasyonlar var. Federasyonlar biliyorsunuz büyük kuruluşlar. Federasyonlar daha çok büyük projeler yapan yerler. Daha çok daha büyük büyük projeler yapmak istiyoruz. Devletimizden bu bağlamda çok büyük destekler bekliyoruz. Çünkü bunlar çok önemli detaylar. Yani işitme engellilerin en büyük seslerinden, en büyük faktörlerinden olan federasyonlar, dernekler ve spor kulüpleri. Tabii bizlerin, derneklerin, spor kulüplerin, federasyonun çok büyük eksiklikleri var. Yani evet, şu an günümüzde dernek kurmak kolay olabilir ama bunu gerçekten sürdürebilmek, devamını getirebilmek çok zor. Hele ki Engelliler Federasyonu'nda böyle, yani sekreterin olması lazım. Biliyorsunuz bir dernekte sekreter, danışman, işte muhasebeci, hukukçusu olması gerekiyor. Bunlar için ekstra paralara gerek var. Bunlar için biliyorsunuz dernek, işitme engellilerde derneklerin kendi yerlerinin sahip olduğu dernek sayısı çok az. Biz elektriğimizi, suyumuzu, bu gibi önemli ihtiyaçları karşılayamazken bile bizim için yeni bir yer almak çok zor oluyor. Yani gerek bu konuda işitme engelli arkadaşlar kendi bütçelerinden çıkarmaya çalışıyorlar. Kendi imkanlarıyla sürdürmeye çalışıyorlar ama bunlar biliyorsunuz çok zor. Yani çok büyük fedakarlıklar veriyoruz. Bunlar için yani gerek bakanlığımızın, gerek valiliklerimiz, yani valilikler biliyorsunuz onay veriyorlar dernek kurulması için, federasyon kurulması için, ama onay verirken aynı zamanda ziyaret edip en azından eksikliklerinizi, ne gibi eksiklikleriniz var, ne yapabiliriz bu bağlamda, toplantılar, konferanslar, seminerler, ya hasbihaller olması gerekiyor. Yani tamam, dernekler kuruluyor normalde baktığımız zaman. Çok dernek var, çok federasyon var ama bunların sadece bir iki tanesi aktif ve bunlar da çok zor. Yani buralara getirmek için çok zor yollardan geçiyoruz. Sürekli hep kendi ceplerimizden, kendi bütçelerimizden vermeye çalışıyoruz. Ben de önceden federasyonun yönetimindeydim. 10 yıla yakında dernek başkanlığı yaptım. Bu süre zarfında çekilen sıkıntıları bizzat kendim yaşadığım için çok iyi biliyorum. Yani sürekli topu bir yere gittiğimizde, sıkıntımızı anlattığımızda topu başka bir yere atıyorlar. Oradan başka bir, ya biz sürüklenip gidiyoruz. Madem işitme engelli derneklerin kurulmasına, federasyonun kurulmasına izin veriliyor, denetimler arttırılmalı, sıkıntılar için toplantılar, seminerler, konferanslar yapılmalı, ziyaret edilmeli.
Hani dernek kuruluyor elbette ki ama çoğu derneklerimiz faaliyette değiller, aktif değiller. Sadece isim olarak varlar. Spor federasyonumuzun çok güzel spor branşları açtık. Yani 17 tane branş var. Bunlar gerçekten çok önemli, çok üstüne durulması gereken detaylar. Şimdi biliyorsunuz bu zamana kadar spor federasyonunun başkanı hep konuşan birey oldu. Hiç işitme engelli olmadı. Adı üstünde işitme engelli spor federasyonu ama hiç işitme engelli bir başkan görmedi. Geçtiğimiz günlerde seçimler oldu. İlk defa Ümit Yakup, Ümit Kıhtır arkadaşımız seçildi. Çok çok duygulandık, çok gururlandık onunla. Yani ilkleri görmek bizleri çok heyecanlandırıyor. Yani ben de Allah izin verirse milletvekili seçilirsem ben de bir ilk milletvekili olacağım. Aynı zamanda Ümit arkadaşım da bir ilke imza attı. İlk İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı. İşitme Engelliler Milli Spor Federasyonu Başkanımız konuşuyor fakat kendisi de işaretli tercümanı, aynı zamanda KODA, yani annesi ve babası işitme engelli. Sıkıntıların özünden gelen insanlar bunlar. Yani işitme engelliler toplumuna hitap edebilmek için onlardan gelen bireylere ihtiyacımız var. Çünkü bizlerin sıkıntısını bizlerden başka ya da işaretli tercümanlardan, KODA'lardan başka bilenler olmuyorlar. Bunun için güçlü yarınları için, güçlü Türkiye için hepimiz hep beraber çalışıyoruz. Yani 2015'te, 2017'de olimpiyatlarımız var. İnşallah bu olimpiyatlarda güzel organizasyonlar, güzel başarılar kazanmayı düşünüyoruz. Geçtiğimiz senelerde de olimpiyatlarda Türkiye birinciliği kazandı futbol branşında. Paralimpik olimpiyatta. Bunlar bizi gerçekten çok sevindiriyor ve duygulandırıyor diyor Veysel Bey. Evet. Gerçekten biz de öyle inşallah. Veysel Bey de bildiğim kadarıyla sporcu bir kişiliği var. Zannedersem futbol oynuyor. En azından işitme engelli vatandaşlarımız işte bu dernekler vasıtasıyla ve spor kulüpleri birbirlerini tanıma ve sosyal aktivite içinde bulunuyorlar. Veysel Bey'in herhalde anne baba işiten, kendisi mi işitme engelli? Evet, annem babam işitiyor, konuşabiliyorlar. Biz 5 kardeşiz, 4'ümüz işitme engelli, bir tane konuşan kardeşim var. Ben en küçükleriyim. İlk abim işitme engelli. Ondan sonraki ablam işitme engelli. Ortanca ablam konuşan olduğu için daha sonralarında aslında annemle babam konuşan çocuklarımız olur diye düşünmüşler. Fakat ondan sonra da 2 tane daha işitme engelli olmuş. Ama annem babam bu zamana kadar hiçbir zaman bizden desteklerini eksik etmedi. Hiçbir zaman da yakınlıklarını görmedim. Yani neden benim çocuklarım işitme engelli demediler. Babam geçtiğimiz sene vefat etti. Allah rahmet eylesin kendisini. Onu çok seviyorum gerçekten. Çok değer veriyorum anneme ve babama. Buradan elini öpüyorum annemin de, babama da Allah rahmet eylesin diyorum. Evet. Peki biraz önce de sormuştum ama 100. yılı geliyor Çanakkale'nin. Ben biliyorum Veysel Bey işitme engelli vatandaşlarımızın milli ve dini duygularını da ön plana çıkaracak bir takım çalışmalar hazırlamıştı ama gerekli destek sağlanamadı. Çanakkale ile ilgili ne düşünüyorlar acaba? Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili düşüncelerim ilk başlarda bilmiyordum. Yani bana söylüyorlardı öğretmenlerim, arkadaşlarım, ya bilmiyordum ya ne demek, yani şehit ne demek, neden 18 Mart Çanakkale Zaferi, neden, nedir, hep sorguluyordum kendime. Ve bir dernek başkanı olduğum zamanlarda Çanakkale'ye gezi düzenledik. İşitme engelli üyelerimizle beraber gittik ve oraların tarihi kokusunu aldık. Yani işitmesek de oradaki şehitlerimizin yaşadığı savaşı, akıttığı kanı kalben hissettik ve çok duygulandık. O zaman anlamıştık. Yani bizler bu ülkemizi Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve şehitlerimize borçluyuz gerçekten. Bu bağlamda çok duygusal gerçekten bunları. Biz unutmuyoruz hiçbir zaman için şehitlerimizi, gazilerimizi unutmuyoruz.
Bu vatanı bize onlar bıraktı. Buradan onlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dualarımız şehitlerimizle ve gazilerimizle birlikte. Daha öncesinde bir proje gerçekleştirmiştik. 18 Mart Çanakkale Zaferi'yle ilgili, Çanakkale şehitleriyle ilgili bir belgesel projesi yapmıştık. Bunu gerekli bakanlıklara sunduk. Kendileri de çok beğendiler. Aslında önemli olduklarını da biliyorlar. Çünkü ben ve belki derneğimin üyeleri o zaman ziyaretiyle biliyor olabilirler. Fakat belki diğer işitme engelli arkadaşlarım hala bilmiyor olabilirler. Sadece gezerken o duyguyu alamıyor olabiliyorlar. Hani çünkü biz bu hissiyatı yaşadık, onlar da yaşasın diye bu belgeseli yapmak istedik. Bazı arkadaşlarımla oturup istişare yaptığımda soruyoruz, siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla? Çoğu arkadaşlarım bilmiyorlar, bir fikir söyleyemiyorlar. Bizler bunları onlara anlatmak, hissettirmek istiyoruz. Yani bu yabancı ülkelerdeki işitme engelliler için de gerekli. Bizim tarihi değerlerimiz, kültürel değerlerimizi anlatmak için oradaki işitme engelli kardeşlerimize de belgesel yaparak duyurmak istiyoruz. İnşallah bu gibi çalışmalarımız devam edecek. Evet. Programımızın sonuna geldik. Çok kısa çözüm süreciyle ilgili Veysel Bey ne düşünüyor efendim? Evet. Çözüm süreci için terör örgütleri, bu gibi problemlerin, kötü olayların yaşandığı dönemlerdeyiz. Aslında hepimizin de istediği gibi birlik, beraber ve barış istiyoruz. Türkiye hepimizin ülkesi, hepimizin, yani biz hepimiz birer milletiz, biliyorsunuz. Yani Türkiye'deki kardeşlerimle, arkadaşlarımla beraber hep sürekli birlik, beraberlik ve barış içerisinde olmak istiyoruz artık. Hani savaşlar yaşanmasın, ölümler olmasın istiyoruz. Biz onları gördükçe biz de üzülüyoruz. Biz de elimizden gelen çabayı yapmak istiyoruz ama Türkiye'miz gerçekten saygı, sevgi ve barışa layığıyla hak ediyor. Evet. Bu süreçte de. Çok teşekkür ederim. Çok yakında inşallah netleşecek adaylar. Milletvekili olursa ilk ne yapmak istiyor? İnşallah milletvekili olursam biliyor. İlk işitme engelli vekil olacağım. Bütün engelleri düşüneceğim. Sadece kendi engel grubumu değil. Bütün Türkiye'deki engelli kardeşlerim için ayağa kalkacağım. Bu çok önemli bir süreç benim için. Bu çok önemli bir dönüm noktası olacak. Herkesin işitme engellerin, bütün engellerin bana desteği sonsuz. Bunu biliyorum. Onlara da buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum. Yani kısaca özet geçmek gerekirse birçok sıkıntılar, problemler var. Burada birçoğunu anlattık ama ne eksikliklerimiz varsa, neye ihtiyacımız varsa bunları bu bağlamda yapmaya söz veriyorum, yapacağıma söz veriyorum. Değerli kardeşlerimizin, devlet büyüklerimizin de desteklerini bu bağlamda bekliyoruz. Yani hiçbir şey imkansız değildir. Hani imkan verin, imkansızı isteyin. Bizler de imkan vereceğiz, imkansızları isteyeceğiz inşallah. İnşallah. Çok güzel projelerle hedefimiz 2023 olacak. Bunlar için ayağa kalkacağız. Ve hep her zaman her pozitif olacağız. Mutlu bireyler göreceğiz. Gerek görme engelli, gerek zihinsel, gerek bedensel ve işitme engelliler için. Yani artık hiçbir engellinin yüzü gülmüyordu bu zamana kadar ama bundan sonra inşallah gülecekler. Mutlu bireyler göreceğiz. İnşallah. Ben çok teşekkür ederim. Veysel Bey'e başarılar diliyorum. İnşallah Türkiye'nin ilk işitme engelli milletvekili olarak kendisini de parlamentoda görmek istiyoruz. Evet değerli izleyenler, 2 milyondan fazla insan ülkemizde işitme engelli. Onların da sesinin inşallah duyulması gerekiyor bu yasama döneminde. Evet değerli izleyenler, bugünlük de A Planı programımızın sonuna geldik. Haftaya yeni bir A Planı programında buluşuncaya kadar hoşça kalın.